Daha önce konuştuğumuz gibi galibiyetler serisine devam etmemiz gerekiyor. Çarşamba spor maçı bizim zor geçeceğini biliyorduk. Hoca değişikliğinden dolayı bir sinerji, bir hava gelmişti takıma. İlk devre iyi oynadığımızı düşünüyorum özellikle. Çok pozisyon vermeden bir tane duran top dışında kalemize gelemediler. Golü bulduk. Onun dışında birkaç tane ürettiğimiz pozisyonlar var. Final vuruşu ve final pasını yapsaydık ilk yarıyı 2-3-0 önde bitirebilirdik. Devre arası da özellikle geri çekilmememiz gerektiğini, pas yapmamız gerektiğini ve sabırla pas yaparak çok pozisyon bulacağımızı düşünmüştük. Ama bu işin psikolojik boyutu var. Bazen sporcular koruma moduna geçiyorlar. Çok geri çekilmeden top rakipte kalarak birkaç tane pozisyon verdik. O pozisyonlarda çok net olduğunu düşünmüyorum. Bir iki tane ceza alanının dışından şutlarla engelledik. Verilen penaltıyı bütün kamuoyu gördü. Bence penaltı değil. Defalarca izledim ben de. Kesinlikle penaltı değil. Canberk de penaltı olmadığını söylüyor. Kesinlikle büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Karadeniz Eylül maçında da bizim verilmeyen penaltımız. Yani bununla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Biraz daha bununla ilgili irdelememiz lazım. Çünkü o dakikada çevirebileceğimizi ben inanıyorum. 2-1 de alırdık o maçı. Ama o stresi, o baskıyı niye bize yüklüyorlar? Sorun değil. Bütün bunları biz kaldırabiliriz. Maçı 2-0 kazanmak bizim için çok büyük bir keyif ve heyecan oldu. Motivasyonumuz arttı. Hafta içi Slova Spor maça çıkmadığı için 3-0 hükmen 3 puan aldık. Her geçen gün üst sıralara biraz daha tırmanıyoruz. Biz yukarıdaki takımların hep ensesinde olacağız. Bunu hep onlara hissettireceğiz. Bu hafta Sorgun deplasmanı. Onlar da dün Çarşamba Spor'u yendiler. Birkaç transfer yapmışlar. İyi bir hava yakaladılar. Hiçbir maç kolay değil. Oynanmamış hiçbir maç kazanılmıyor. Ama ben sporcularıma güveniyorum. Gereğini yapacaklar. Sorgun'u da inşallah deplasmanda yenip yine galibiyetler serisine devam edeceğiz. Yozgat deplasmanında, Sorgun deplasmanında eksik bir oyuncumuz var mı hocam? Yok, çok şükür. Çocuklar çok iyi çalışıyor. Çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Ufak tefek ağrılar dışında bir sıkıntımız yok. Onlar da futbolun içinde olan şeyler.